Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Arap Yarımadası'nda yer alan Umman'ı incelemeyi düşünüyorum. Umman özelinde Hürmüz Boğazı'nda yer alan Umman'a ait Muskat Valiliği, Muskat bölgesi var. Gene Umman'ın toprağı. Aslında oraya odaklanmayı düşünüyorum. Oldukça ilginç bir sınır. Tıpkı bizim ülkemizin komşusu Azerbaycan devletinin olduğu gibi, biliyorsunuz Azerbaycan'ın da kendisiyle kara bağlantısı olmayan Nahçıvan diye bir toprağı var. Aynı bu durum gibi Umman'ın da kendisiyle kara bağlantısı olmayan Muskat diye bir toprağı var. Ve bu toprak parçası özellikle çok stratejik bir bölgede. Tüm Arap Yarımadası'nın petrollerinin geçtiği Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın tam girişi konumunda yer alan bir noktada. Dolayısıyla bu videonun güzel olabileceğini düşünüyorum. Sizlerle birlikte bunu incelemek istedim. Şimdi videomuza başlarken bir Arap Yarımadası'nı şöyle bir gösterelim. İnceleyeceğimiz noktaya geçmeden önce arkadaşlar, bu noktanın yer aldığı konumu daha iyi anlayabilmek için genel bir bilgilendirme yapalım. Görmüş olduğumuz Arap Yarımadası arkadaşlar, şu farenin imleciyle belirttiğim üzere. Burada Irak'ı görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz. Ürdün, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman Birleşik Arap Emirlikleri arkadaşlar yer alıyor Arap Yarımadası'nın üstünde. Bizim ilgileneceğimiz ülke ise Umman arkadaşlar. Umman'ın genel ve bütün aslında toprakların hemen hemen hepsi bu kısımda yer alıyor. Ama bugün odaklanacağımız yerse arkadaşlar bu videomuzda şu uçtaki nokta arkadaşlar. Zaten sarı çizgiler ülke sınırını temsil ediyor, biliyorsunuz. Bu sarı çizgi Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman toprağının sınırlarını belirlemiş oluyor. Şimdi yakın çekimde gördüğümüz üzere Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın tam kesiştiği noktada olduğunu söylemiştik zaten, bunu daha yakından gördük. Şimdi neden böyle ilginç bir sınır var diyebilirsiniz. Daha da yakınlaşmadan önce onları da açıklayalım. Biliyorsunuz emperyal güçler çekilirken geride pek ne bıraktıklarına bakmazlar. Çünkü ne alıp ne götüreceklerine bakarlar. Zamanında buraya İngilizler girdiğinde çıkarken sınırlar böyle ilginç bir şekilde kalmış. Belki fark etmişsinizdir, şurada da bir sarı nokta var, oldukça ufak. Gene bu da Umman'a ait bir toprak parçası. Tamamen Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarıyla çevrelenmiş. Bu da aynı şekilde kara tarafından Birleşik Arap Emirlikleri tarafıyla sınırı var. Ama ne yazık ki kendi bağlı olduğu ülkeyle bir kara bağlantısı yok. Bunu örneğin şeyde de görebiliriz. SSCB dağıldıktan sonra arkadaşlar, burada birçok ülke, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi Türkiye devletler bağımsızlığını kazandı. Mesela bakın burada da Kırgızistan içinde böyle ufak ufak noktalar görüyoruz, aynı Umman'da olduğu gibi. Rusya'da bir zamanında biliyorsunuz emperyal sömürgeci bir güçtü. Dolayısıyla burada da İngiltere aynı şeyi yapmış. Çıkarken sınırları pek de bölge halkının ileride huzurunu kaçırabileceğini düşünmeden çıkıp gitmiş, sınırları böyle bırakmış. Şimdi daha yakından incelemeye başlayalım. Burası Musandam bölgesi diye geçiyor arkadaşlar. Umman'a bağlı bir bölge. Bu Kasap bölgesinde bir havaalanı var arkadaşlar. Dolayısıyla nispeten yoğun bir nüfus var. Şöyle dağların arasında vadiler var. Bu vadiye de havaalanını kurmuşlar. İnsanlar havaalanının etrafına yerleşimler kurmuş. Otoyollar geçiyor. Bakın burada bir takım yeşillikler görüyoruz. Deniz zaten burada içeri kadar girinti yapmış. Hemen deniz kenarında bir yer burası. Böyle V gibi iki kanaldan girinti yapmış. Burada limanı görüyoruz arkadaşlar. Bir takım iskeleler var gemiler için. Bu yeşillikle ilgili arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bildiğiniz üzere bu Arap coğrafyası genel olarak çölleri içeren bir coğrafya. Dolayısıyla kurak bir bölge. Ancak belli zamanlarda yağan yağmurları burada belli sulama sistemleri vasıtasıyla dağlardan vadilere yönlendirmişler arkadaşlar. Bu düzlük araziye. Dolayısıyla burada yapay olarak da olsa bir yeşillik yakalayabilmiş insanlar, burada yaşayanlar. Böyle birçok yerleşim var. Hepsi de sahil kenarında, sahil boylarında olmuş bir yerleşimleri. Çünkü insanlar balıkçılık yaparak yaşamlarını temin ettiriyorlar buralarda. Bakın burada da gene bir yeşillik alan görüyoruz. Gene aynı sulama sistemiyle, dağlardan gelen su vasıtasıyla, ancak yılın belli zamanlarında yağan yağmur sayesinde biriktirilen sularla bu yeşilliği sağlayabilmişler. Yoksa mümkün değil çünkü. Gördüğünüz üzere aslında çöl olan bir arazi. Suyun olmadığı bir arazi. Bakın burada başka bir yerleşim var. Gene burası da sahil kenarında kurulmuş.
Bakın fishing village diyor. Yani Fisherman Bay, balıkçı körfezi, balıkçı köyü olarak geçmiş. Otoyolda zaten hep deniz kenarından doğru ilerliyor. Otoyol boyunca yerleşimler kurulmuş. İç taraflara girmiyor çünkü iç taraflar, şöyle göstereyim, oldukça dağlık, sarp bir bölge. Dağlarda sadece az sayıda bedevi yaşıyormuş arkadaşlar. Çünkü bu dağlarda yaşam pek mümkün değil. O yaşayan bedevilerde bir bedevilik, bir kültür Araplarda. Bunu devam ettirmek için zaten yaşıyorlar. Yoksa bizim ülkemizdeki dağlara pek benzemiyor. Hani böyle yeşillik gibi veya üzerinde bir bitki örtüsü olan dağ yapısı yok burada. Dolayısıyla hayvancılık yapamazsınız. Yaşamak isteseniz, bir şey ekim dikim isteseniz zaten su lazım. Su da yok. İnsanlar dağlarda yaşayamıyor bu sebepten dolayı. Burada gene Mbuka diye bir yerleşim var. Nispeten gene büyük bir yerleşim. Yani otoyolları görüyoruz. Sokaklar filan oluşmuş. Otoyol gene böyle devam ediyor arkadaşlar. Dağların hemen dibinden ve deniz kenarından. Bu noktaya kadar geliyoruz. Bu noktaysa Birleşik Arap Emirlikleri ile olan sarı çizgi sınırı temsil ediyor arkadaşlar. Burada bir elektrik santrali var arkadaşlar. Umman tarafında. Hemen sonrasında ise zaten sınır geliyor. Sınır geçiş noktası var. Pasaport kontrolü falan. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri tarafında dağın üstüne bir ülkenin bayrağını kazımışlar, çizmişler. O gözümüze çarpıyor. Şimdi bu Musandam bölgesinin kuzey uç kısmına baktık. Bir de güneyden Birleşik Arap Emirlikleri ile olan kısmına bakalım. Çünkü bu taraflarda zaten dağlık olduğu için herhangi hiçbir şey yok. Sadece dağlar devam ediyor sırasıyla ve sınır belli. Ama bu kısımda gene dağların müsaade ettiği yerde bir yerleşim gözümüze çarpıyor. Dibba Oman diye yazıyor, yani Umman. Burası da büyük bir yerleşim. Diğer balıkçı köyleri gibi, sahil kenarındakiler gibi daha ufak değil, daha büyük bir yer. Bir de büyük olmasının burasının ayrıca diğer bir nedeni, düzlük bir alanın direkt sınırda olması, karşı tarafta da yoğun bir nüfus olmasından dolayı, karşı taraftaki ülkede de insanlar ihtiyaçlarını daha rahat giderebilecekleri için burada bir insan popülasyonu, insan nüfusu oluşmuş haliyle. Bakın yolu görüyoruz, yol boyunca kenardaki ağaçları görüyoruz. Bu tarafsa Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait toprak parçası. Böyle birçok sahil boyunca yerleşimler var, irili ufaklı. Bu kısımsa arkadaşlar sadece şöyle görüldüğü üzere şöyle bir kara bağlantısı var, çok ince bir noktada. Ama buralarda hani pek bir insan yok zaten. Ve bu gördüğümüz kısımsa Hürmüz Boğazı'nı gösteriyor. Çıkan petrol tankerleri, gemiler burayı aşarak dünyanın geri kalanına erişiyorlar. Umman'ın çoğunun, neredeyse tamamının yer aldığı toprak ise burası arkadaşlar. Yüz ölçüm olarak Türkiye'nin yaklaşık olarak yarısına tekabül ediyor. Başkent Maskat'ı görüyoruz. Muskat diye de geçer. Umman, Oman diye de geçer İngilizce. Yaklaşık olarak nüfusu bir videonun çekildiği tarih itibariyle, yani 2021'in Ekim ayının 4'ünde 5 milyon civarında bir nüfusu olduğunu biliyoruz. Umman diğer Arap ülkeleri içinde arkadaşlar birçok yönden sıyrılan bir ülke. Örneğin kültürü olarak diğer Arap ülkelerine göre daha soft, yumuşak bir din anlayışları ve kültürleri var. Mesela Suudi Arabistan'da olsun, Suriye'de olsun, Irak'ta olsun biraz daha şeriat bütün hayatın her alanında hakimdir. Burada da kendi insanları tabii ki ona dikkat ediyor ama diğerlerine karşı biraz daha saygılılar, hoşgörülüler. Umman'ın da diğer Arap ülkeleri gibi petrol önemli geçim kaynakları arasında arkadaşlar. Petrolden faydalanıyor Umman halkı da. Umman'ın kara sınırı olarak Yemen'le bir sınırı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Suudi Arabistan'da bir sınırı var ama tamamen çölden oluşan bir sınır. Birleşik Arap Emirlikleri ile zaten sınırı var. Hatta sorunlu bir sınırı var. Bu gördüğümüz noktada olduğu gibi hem kara bağlantısı yok, iki tane toprak parçasıyla, Musandam ve şu kısımlarla arkadaşlar bir kara bağlantısı yok. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar, Umman'ın kelime anlamı okyanus anlamına geliyor. Neden bunun verildiğinde, hani bu ismi olduğunda şöyle açıklayabiliriz. Bu görmüş olduğumuz Hint okyanusuna kıyısı olan
Arap ülkelerinden birisi arkadaşlar. Arap Yarımadası'nın en güneyinde yer alan bir ülke. Dolayısıyla bu ülkeden sonra zaten okyanus başlıyor. Hint okyanusu. Şu gördüğümüz Hindistan arkadaşlar. Şu kısım. Bundan dolayıdır ki ülkenin ismi Umman. Yani anlamı okyanus. Bu videomuzda Umman'a ait olan arkadaşlar bu Musandam bölgesini inceledik. Umarım sizler için de faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.